Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar yine bugün Gülcan'la birlikte mutfaktayız değil mi Gülcan? Evet. Annem dışarıda o şey yapıyor, neydi onun adı, pestil yapıyor arkadaşlar. Biz de o sırada yemeklerimizi yapalım, pişsin dedik. Bugün yemek menümüzde neler var bakalım mı? Arkadaşlar dolapta etimiz vardı, kemikli, dedik bir haşlama yapalım dedik yanına. Kuru fasulye yapacağım. Çorba olarak da ne yapacağım bilmiyorum. Bir de pilav yaparız mis gibi. İster bulgur pilav, ister pirinç pilav, ama pirinç pilavı güzel gider diye düşünüyorum. Değil mi? İlk önce kabya biberi arkadaşlar güzelce içini çıkartıyor. Aynen öyle. Sen ne yaptın bu arada? Ben bir şey yapmadım. Yapmadın mı? Arkadaşlar, dün benim doğum günümdü. Evet. Bunlar beni tek başıma bırakıp gittiler. Bir şikayet edeyim. Sonra elektrikler de gitti, korktum de. Yok, korkmadım da. Elektrikler gitti. Telefonumun şarjı bitti. Ondan sonra... Kaldım bir başıma. Tek başıma kaldım. Ama kalmadım. Makbul abla vardı sağ olsun. Yalnız bırakmadı komşularını. Oturduk bize, sohbet ettik. Güzelce. Sonra geldiler. Tabii karanlık da arkadaşlar. Bunlar bana sürpriz yapmışlar, pastamı almışlar ama hala kesemedik. Kesemedik hala. Bugün ertesi gün arkadaşlar. Hala kesemedik. Doğru söylüyor. Can az önce diyor ki abla şu pastayı artık kesek mi, yiyelim mi diyor. Hatta ne yaptım biliyor musunuz? Azıcık kösesinden kestim, yedim. İyi yapmışım. Şimdi soğanları arkadaşlar. Ablam güzelce küp küp doğruyor. Soğan bıçakta bu arada, bıçakla da hiç doğrayamam. Doğruyorsun işte. Şey geliyor elime. Gibi biraz bir bıçaklar daha iyi geliyor. Soğanı da sıçradı bu arada. Annem ne yaptı? Baktın mı annem? Sen güzelce soğanları doğra, biberleri doğra, görüşelim. Tamam. Arkadaşlar, tencerenin dibine soğanları, biberleri güzelce koydu ablam. Şimdi ne yapacaksın? Etim pişti. O kaldı dururken güzelce. Eti yıkadım bu arada, buzluydu arkadaşlar. Buzu çözülsün diye. Aynen. Bu arada arkadaşlar etimiz zaten kemik. Şöyle. Güzelce yerleştireyim. Sığacak mı bu? Sığar. Sığdı. Kapağını kapatak da tamamdır. Tuz koymayacağım arkadaşlar. Hiçbir şeye koymayacağım. Sadece üzerine suyunu ekleyeceğim. Buradan biraz suyun kaynatmıştım. Kettle'a sıcak suyunu. Aynen. Kettle'da sıcak suyu kullanacağım. Şunlara da karıştırayım da yanmasın. Ne kadar su ekleyeceksin? Göz kararı. Bak et direkt pişiyor sıcak suyla dökünce. Sıcak su dedim ya, hemen kaynasın diye. Şöyle bunun tamamını şu şekilde koyacağım. Yeter herhalde değil mi? Yeterli. Bir bakabilir miyim? Bakabilirsin. Arkadaşlar bu kadar suyunu koyduk. İçine bu arada soğan mı? Hiçbir şey koymayacağım. Kaynasın tamam. Güzelce. Bunu da kapatabilirsen. Bu neydi? Bir daha kapatak. Tamamdır. Bundan altını açayım güzelce. Bu burada pişsin. Tamam mı? Şimdi soğanla biberler güzelce kavruluyor. Elik şöyle kavrulsun güzelce. Fasulyemizi çok çıkarmışsın. Valla annem o şekilde koymuş. Belki yarısını da koyabilirim de. Gerçi bizim evde yenilir. Arkadaşlar salatasını ablam az bir şey koydu. Göz kararı. Güzelce kavrulsun biraz salçası da. Soğanla birlikte şu salça tadı var ya, o bir gitsin, kokusun. Gözlerim yandı. Soğan çok acıymış. Evet. Fasulyesini de koyalım. Güzelce biraz da fasulyesiyle kavruyoruz. Tamam mı? Şöyle dökmeden kavrayayım. Fasulye de gözüme çok geldi ama. Şöyle pencere mi küçülürse? Bence sanki o kadar yeterli gibi. Ne? O kadar fasulye bence yeterli gibi. Yok, yenilir bu, yenilir. Babam seviyor. İyi normal zaman. Ekmek yemez. Koy hepsini gitsin o zaman. Öyle yapacağım zaten. Seni şöyle eşitleyeyim mi? Babam 2-3 tabak yer. Yer mi? Yani yer. Şimdi koy bakalım. Tamamdır. Zaten bu haşlanmış ya. Evet. Diye koyma. Bu çabuk pişer dedi. O yüzden dolayı ben de tencereye koydum.
Şöyle çok az bir şey atayım buna. Çok az bir su koyayım da azıcık bir şey koyuyorsun. Çözülsün. Birazcık kaynatayım bunu. Şimdi şey baharat olarak tuz. Baharat olarak sadece karabiber koyacağım, tuz koyacağım arkadaşlar. Ben normalde kimyon da koyuyorum da babam kimyon içine koyma dedi. Ben de koymayacağım. Tuzunu. Şöyle yeterli olacak. Yine baharat tuzuna. Az da karabiber koyalım. Karabiber bence yakışıyor. Az koy ama. Az mı koyayım? Tamam. Yeter mi şu? Yeter. Çok bile ama neyse. Karabiber şeye güzel gidiyor. Biraz şöyle acık kavrulsun hafiften. Kavrulsun derken şey bunu çözülsün. Tamam mı? Şöylece. Acık bunu çöz direkt şöyle. Sonra ne yapacaksın? Suyunu ekleyeceksin, suyu pişecek. Az bir su koyacağım. Yavaş yavaş kaynasın. Acelemiz yok. Suyunu bence koy gitsin. Şimdi mi? Hı. Dur biraz azıcık şeysin, şey buzu çözülsün de o salça hadi bir gitsin diye çıkışıyor öyle hafiften. Arkadaşlar şimdi ablam suyunu ekleyecekmiş. Aynen. Suyunu da koyalım. Göz kararı. Çok fazla su koymayacağım. Dedim ya pişmiş, haşlanmış olduğu için şöyle az bir şey koyacağım. Bir de karıştırayım. Biraz daha koyayım. Çok az daha. Kıvamına bakıyorum. Daha tam şey etmemiş ya. Şöyle. Biraz kaynasın. Bu kadar yeterli gelecek. Tamam bu kadar. Bilmiyorum pilav yapmayı sen ya. Ne oldu? Arkadaşlar. İçine şehriye koydum diye diyor. Ten şehriye. Pilav öyle mi yapılır? Evet. İçine soğan yapacağım. Ekle. İçine soğan eklemeyeceğim. Sonra da kuru fasulyem de pişti. Şöyle bir bak istersen gel. Oo, bak bu lezzetli olmuş. Öyle mi olmuş? Düdüklü. O daha yeni indirdim ocakta. Tamam mı? O havasını hemen bir alsın. Bakacağım onu da göstereceğim arkadaşlara. Teşekkürler. Arkadaşlar ben kameraya getiriyorum. Ablam kolunu getiriyor tam. Ne yapayım ama şehriye mi yanacak? Sol eline karıştır. Sol eline. Sol neyse. Değilim ki ben. İyi hadi öyle olsun. Bu arada dışarıda şey yapmış. Erik yapmıştı ya. Evet. Onun kalan şeyi bana verdi. Ben de blenderdan geçirdim. İçmek için yaptım. Gombosto. Annem yapmış onu. Şey çok demiş. Acıktım ya. Çok mu acıktın? Evet bugün de pasta yiyebildim ne bir şey yapabildim. Stres içerisindeyim bugün. Daha asalıyım. Çok strese girdim bugün. Niye strese girdin? Aç koydun beni. Ben seni aç koymam. Şimdi hemen karnım doyuyor. Sen beni aç koyuyorsun. Bana pastanı vermiyorsun. Vereceğim. Aa bu pirinç normal pirinç değil. Evet bu pirinçten vardı. Ne yapayım? Ne yapsaydım biliyor musun? Ne havuç yapayım? Var mıydı? Arap pilavı yapaydık keşke. Keşke. Et de varmış aslında. Evet. Et de varmış. Havuç katabilirsin içine az bir şey. Olmaz ki. Olur. Bu pirinç o pirinç. O havucu kavuracağım ama şu an. O kavurup içine atalım. Eti de içine atalım. Bunu ayrı yapalım. Neden? Neyse. Baharat var. Var ya, aynen, baharatımız var. Ben baharatı alırım dökerim şimdi. Arkadaşlar. Arap dolması istedi. Sümbül ablam var. Çok güzel yapıyor. Ablam bu arada üzerine biraz daha su ekleyecek. İyice kavrayacak. Sen hiç çok fazla kavruklamıyorsun o zaman. Fazla kavruyorum ya. Tamam. Şey olabilir. Şey de koydum içerisine de. Ne? Tuzunu. Tamam. Şunu da koyacağım. O yüzden değil de anlamayayım arkadaşlarım. Güzel yaptım da. Ben de ezeyim içerisinde. Güzel. Güzelce göz ölçüsüyle artık göz ölçüsü bulacağım. Yönü sen ablamın hep ölçülü mü yapıyorsun diye. Ölçülü yapınca da güzel oluyor ama. Şöyle. Sen gene ölçmüşsündür. Ne güzel diyor. Sen gene ölçmüşsün. Çaldırma dedim ama yine de yağlandım arkadaşlar. Şimdi karıştırayım. Arkadaşlar kapağını kapatacak. Altını kısacak. Sonra
Piştikten sonra soframızda sizlerle birlikte görüşelim. Etimi gösterecektim. Dursana, nereye gidiyor? İyi gitmiyorum. Hadi bakalım. Şunu altı ben bir ısıyım. Bakayım etin havası çıkmış mı? Etin havasını yavaş aç. Daha onun havası var. Fısıldıyor. Arkadaşlar çok güzel. Ay kapat kapat. Aynı şeyi yapıyor ama farkında mısın? Hem evi batırıyor. Hani? Hem hani diyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Baba bu kız baş belası mı ya? Bir gün düdükleyi okulda ya, düdükleyi patlatacağım, haberim yok. Ya Rabbim seni sabır ver Allah. Havası nasıl çıkacak ya? Ya bir bekle, aceleyle fosluyu açıyorum ki suya tut. Tut. Hocam, bana dedin. bana dedin ki eti göstereceğim dedin. Ben de etin ağzını açıyorum işte, daha ne istiyor? Etin havasını alıyor. Patlamaz. Patlamaz. Asıl senin yaptığın şekilde patlar, tamam mı? Benim yaptığım hiç patlamaz. Beni havaya uçuracak. Şimdi ne zaman yıkın bilmiyorum. Bak gördüm. Ne oldu şimdi? Havası gitti. Madem havası bu kadar kolay gidiyor. Niye sen niye direk açıyorsun? Baba ya bu beni fırçalıyor ya. Bakma beni kamera arkası. Bir açalım bismillah. Bakalım. Et kemikten çıkalım. Ayrılıyorsa. Pişmiş mi demektir? Evet, içine burada arkadaşlar bakın soğan eklemiş ablam. Evet, soğanını eklemiş. Şunu bir kere şöyle karıştır bakalım. Bir kere karıştıracağım zaten. Bir daha karıştırmayacağım. Hiç artık kendi şeyine pişsin. Etin suyuyla pişireydi şimdi. Neyi? Pilavı. Pilavı mı? Etin suyuyla pişirin. Hepsi ağır olmasın dedim. Gayet de güzel pişmiş. Görüyor musun? Evet. Bu biraz şey yapsın da soğusun da bunu dedelim, olur mu? Olur. Hiç gaz açık kalsın şöyle. Neyse. Ne yapıyorsun? Çok pişmiş, kemikleri içinde kalmış, görüyor musun? Kemiklerinden ayrılmış. Aynen. Şunu da şöyle alayım. Soğusun da. Elim yanıyor yalnız. Sıcak. Sıcak. Arkadaşlar etini ablam kemiğinden sıyırıyor. Çok sıcak arkadaşlar. Babam ne yapıyor içeride bu arada? Babam bugün içeride yatıyor. Yatıyor mu? Evet, babam bugün tembellik yapıyor. Baba! Sen bugün niye tembellik yapıyorsun? Onu öylece bırakıp bana verir misin şuraya? Bunu mu? Evet, lütfen. Etini sıyırma ya. Dur şu köşesini böleceğim. He? O benim. Bu arada şu pilavına daha iyi gider. Ne oldu? Bunu şöyle bir şey yapalım, pilavın pişmiş. Pilavını kapatalım o zaman altını. Aynen. Pilavını da şöyle sün kaldıysa tamamdır. Pilavını da alalım şuraya. Güzel saralım. Kapatayım. Şurada şey vardı. Hah, sen sar bakalım. Bez vardı. Arkadaşlar şu ablam şimdi bu kemiği de ayırır bundan. Bu kemik değil sanki. Bu kemik değil, o sedet. Arkadaşlar bu şekilde. Lokum gibi pişmiş. Ben böyle kemikli eti daha çok seviyorum yiyesin. Daha lezzetli oluyor değil mi? Evet. Ha, arkadaşlar. Didiğim. Temizleyeyim. Soframızda görüşelim, olur mu? Ha, gayret. Hadi görüşürüz.